Hünkârım, Kapıdan Paşa'yı beni getirmesi için Manisa'ya gönderdiniz. Lakin buna neden lüzum gördüğünüze mana veremedim. Zira ben emrettiğiniz an iki elim kanda olsa gelirdim zaten. Ben öyle münasip gördüm. Size neler anlatıldı bilmiyorum. Ancak Avusturya elçisiyle yaptığım görüşmede sizi rahatsız edecek hiçbir şey yaşanmadı. Kendisiyle yalnız görüşmedim zaten. Lalam da yanımdaydı. Söylenen her şey kayıtlara geçti. Elçi sulh için aracı olmamı istedi. Ben de savaşa ve sulha ancak yüce hünkârımız karar verir diyerek kendisini gönderdim. Mesele neler söylediğin değildir Mustafa. Düşman elçisiyle neden görüştüğündür. Buna nasıl cüret ettiğindir. Kendinde bu hakkı nasıl gördüğündür. Elçinin geleceğinden haberim yoktu hünkârım. Çok ani oldu. Görüşmekte ısrar edince bizzat haddini bildirmek istedim. Seni defaatle ikaz ettim. Kaidelere ve tahammüllere itibar edeceksin dedim. Bana sual etmeden tek bir adım dahi atmayacaksın dedim. Lakin sen üçüncü defadır beni dinlemiyorsun. Hünkârım, ben sadece size ve bu yüce devlete hizmet etmek istedim. Hatalarım için affımı diliyorum sizden. İnanın bana, sizi üzmek istemezdim. Senin iyi niyetinden şüphem yok. Hataların olacak elbet. İş, bu hataları görüp icap eden dersi çıkarabilirsin. Emin olun, farkındayım hünkârım. Bundan böyle daha dikkatli olacağım. Âlâ. Gelelim seni çağırma sebebime. Malumundur ki bu din üzerine bir sefer kararı aldım. Hazırlıklar devam ediyor. Tamamlanınca Allah'ın izniyle yola revan olacağız. Zaferinizde bir nebze olsun. Payım olursa bundan şeref duyarım hünkârım. Sen burada payitahtta kalacaksın. İstanbul muhafızı olacaksın. Vezir-i Azam'ın Süleyman Paşa da Anadolu muhafızı olacak. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. İlaveten. Seferden dönünce sen payitahttan Manisa'ya değil Amasya'ya gideceksin. Zira seni bundan böyle Amasya Sancak Bey olarak tayin ettim. Hünkârım, kararlarınızı tartışacak değilim elbette. Lakin merak içindeyim. Bu tayinin sebebi nedir? Eğer elçiyle görüştüğüm içinse bu ceza... Hissi davranma Mustafa. Bu bir ceza değil. Bilakis mükafattır sana. Amasya Acem diyarına ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle... Manisa'dan daha mühim bir sancaktır. Devleti Aliye'nin şarkı hudutlarının muhafızı olacaksın. Kardeşim Mehmet'in oraya gideceğini sanıyordum. Öyle karar almıştınız. Mehmet'in henüz bir sancak tecrübesi yok. Sen hayli zamandır Manisa'dasın. Ziyadesiyle tecrübe edindin. Hatta öyle ki kendini benim yerime koyup kararlar dahi alıyorsun. Hünkârım. Bu kadar kâfi çekilebilirsin. Sancağa çıkmadan evvel has bahçede kılıç talimi yapmıştık birlikte. Bana bir şey söylemiştiniz. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Ben o gün bunu neden söylediğinizi anlamamıştım.
Lakin şimdi anlıyorum. Ben büyüdüm. Ve masumiyetimiz kayboldu. Hasekim Mahidevran Sultan Hazretleri. Sultanım. Hoş geldiniz. Gülfem. Afife Hatun, şehzadem nerede? Halay hünkârımızın yanındalar sultanım. Arzu ederseniz önce benim daireme geçelim. Evvela şehzademi görmem lazım Gülfem. Sultanım. Şehzadem hala içeride mi? İçerideler sultanım. Mustafa. Manisa'ya haber yollayın validem. Hususi eşyalarınızı göndersinler. Ne oldu ki hünkârımız? Sefer boyunca burada kalacağız. Sonrasında ise Amasya'ya gideceğiz birlikte. Zira Amasya Sancak Bey'e tayin edildi. Şehzadem. Sultanım. Bağışlayın fakat Hürrem Sultanımız müsait değiller. Dilerseniz başka bir vakit de şey. Konuşamaz tabii. Hangi yüzde çıkacak karşıma? Yok. Senelerdir kanımızı emdin yeter. Üzülmeyin sultanım. Elbet bir gün hak yerini bulacaktır. Hak yerini bulacaktır elbet. Evladımın sürgün edilmesine sebep olanlar bedelini ödeyecek. Sürgün mü? Sultanına söyle. Bu yaptığı yanına kalmayacak. Allah şahidim olsun ki. Onun da, ona hizmet eden gafillerin de sonu yakın. Sultan. Mehmet doğduğu gün onu görmüş tahtında. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Razı değilim paşam. Asla razı olmayacağım buna. Ay Devran çok gergindi. Onu hiç böyle görmemiştim. Ne olursa olsun. İtidalli olmaya mecbur. Zinhar ona destek olup hataya sürükleme Hatice.
Hürrem senin de gözünü korkutmuş anlaşılan. Sizler etrafımda olduğunuz sürece Hürrem daha çok kazanır. Kabahat bizim yani. Mustafa. Destur. Hatice Sultan. Mustafa. Ne yapıyorsun sen burada? Neyin var şehzadem? Bu halin ne böyle? Hayatı boyunca hünkârımıza sadık oldu. Bir kez bile isyan etmedi, ihanet etmedi. Lakin karşılığında ne gördü? Sırf beni sevdi diye, kol kanat gerdi diye, korudu diye kıydılar ona. Görüyorum sultanım. Adım adım yaklaşan akıbetimi görüyorum. İbrahim Paşa'ya kıyanlar bana da aynı kaderi reva görecek. Bunu biliyorum. Mustafa'm, korkutma beni. Ne oldu söyle. Amasya'ya sürüldüm sultanım. Hünkârımız beni cennetinden kovdu. Artık cehennemdeyim. Mustafa'm. Senin canın bir yanıyorsa benimki bin yanıyor aslanım. Lakin bu ateşin bizi yakıp kavurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir insan sevdiği birini kaybedince yüreğinde 40 mum yanarmış. Her gün biri sönermiş. Lakin bir tanesi hiç sönmez, mahşere kadar yanarmış. Amasya'ya gitmek umurumda değil validem. Ben bugün sancağımı değil babamı kaybettim. Hayır, sakın öyle düşünme. Hürrem'in fitnesi bu. O zehirliyor hünkârımızı. Bu vaziyetin tek müsebbibi Hürrem değil validem. Bunu kabul edin artık. O ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın. Hünkârımız bu laflara itibar etmeseydi Hürrem asla muvaffak olamazdı. Mustafa, bana bak, yüzüme bak. Kime güvendiysek olmadı. Bundan böyle sadece biz varız. Sen ve ben. Ne Şah Sultan, ne Hatice Sultan, ne de bir başkası. Herkes kendi menfaatinin peşinde. Bizden başka dostumuz yok. Hürrem denen yılanın başını biz ezeceğiz. Bunu biz durduracağız. Kızgınlığın, hayal kırıklığını anlıyorum. Hürrem bir kara bulut gibi çöktü üstümüze. Lakin sana söz veriyorum oğlum. O bulut dağılacak. Güneş tekrar açacak. Allah'ın bize biçtiği ömür yeter mi bilmem. Ancak hünkârımızın biçtiği ömür yetmeyeceği aşikar. Ağzımdan yel alsın. Çıkar aklından bu ihtimali. Zira bizim tek ihtiyacımız olan şey sabır. Bu yüce devletin istikbali sensin. Er ya da geç. Herkes sana boyun eğecek. Yüce Rabbim o güne kadar bize dayanma gücü versin. Zira yolumuz uzun ve meşakkatli. Gir.
Neredesin sen? Bağışlayın hünkârım. Budin'e sefere çıkıyoruz. Mehmet, sen benimle geliyorsun. Şeref duyuyorum hünkârım. Selim, sen bu sefere katılmayacaksın. Bayezid, sen de gelmiyorsun. Zira ikiniz de sancağa çıkacaksınız. Ben de mi hünkârım? Evet aslan. Lütfettiniz hünkârım. Sizi asla utandırmayacağım. İnşallah. Ben ikinizden de razıyım. Allah da sizden razı olsun. Amin. Mehmet, sen seferden sonra sancağa çıkacaksın. Zira sancağını değiştirdin. Adem'in yüzüne güler açıyor. Senin için öyle sevinmiş ki epeydir onu böyle mesut görmemiştim. Anlaşılan sen pek sevinmedin. Ben Amasya'ya gitmeye razıydım. Nereden icap etti bu değişiklik? Hala mana veremiyorum. Hünkâr babamız böyle münasip görmüş. Mutlaka vardır bir bildiği. Hem tahtın varisi olduğunda ne istiyorsun? Mesele ben değilim Mihrim'a, Mustafa abim. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Yüzüne nasıl bakacağım? Sen gönlünü ferah tut kardeşim. Senin kalbin ne kadar temiz olduğunu herkes biliyor. Mustafa abim de öyle. Hem bu senin kararın değil. Ne olursa olsun bu haksızlık. Büyük haksızlık. Bir gün Mustafa abim tahta çıktığında ne olacağını sanıyorsun? Hı? Ben sana söyleyeyim. Önce kardeşlerini kıyacak. Sonra da validemle beni sürgün edecek. Hayır. Mustafa abim asla bunu yapmaz. Kardeşlerine kıyamaz. Bugün kıymaz evet. Lakin yarın ne olacağını kimse bilemez. Unutma ki kaideleri ve teamülleri bizler koymadık. Validem gibi konuşma Mihrim'a. Zaten bu kararın arkasında onun olduğunu söylüyorlar. Mehmet. Ben de artık bir anneyim. Validemin neler hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Sakın onu suçlama. Ondan yüzünü çevirme. Onun tek yapmak istediği sadece evlatlarını korumak. Tek istediği şey bu. Bu kadar kör olabiliriz. Mustafa'yı koruyalım derken büsbütün mahvoluşunu seyrediyoruz. Hürrem de yavaş yavaş emellerine kavuşuyor. Sen de bana defalarca mani oldun. Ama senin yaptıkların da kâr etmedi. Şu anki mevzumuz bu değil Hatice. Biz bundan sonra... Bundan sonrası felaket! Görmüyor musun halimizi? Hepimiz kaybettik, hepimiz. Sultanım. Biz askerler arasında bir laf vardır. Elin hala kılıç tutuyorsa kaybetmiş sayılmazsın. Ne yapacağız paşam? Geri çekileceğiz. Tekrar savaşabilmek için geri çekilip güç toplayacağız. Bu kez Hızır Hayrettin Paşa da yanımızda olacak. Sultanım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Mehmet, benim aslan şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sultanım. Şehzade Hazretleri, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüsrev Paşa. Mustafa abimi görmek için geldim. Şehzadem, müsait değilsen daha sonra konuşalım. Gel Mehmet, validem de çıkıyordu şimdi. Şehzadem. Sultanım. Hoş geldin abi. Sağ ol. Diğerleri nerede? Yalnız mı geldin? Seni görmeyi çok istediler.
Lakin ben yalnız konuşmak istedim. Senden sonra babam bizi çağırdı. Sancak meselesini anlattı. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Bize laf düşmez. Elbette. İnan bana çok üzüldüm. Haberim bile yoktu Manisa'ya tayin edileceğimde. Manisa'ya mı tayin oldun? Ben bildiğini sanıyordum. Hayırlısı olsun Mehmet. Tebrik ederim. Bağışla beni. Yemin ederim hünkârımız sana söyledi sanıyordum. Uzatma Mehmet. Bu vaziyetle senin bir alakan yok. Madem öyle bu halin ne? Bu soğukluğu anlayamıyorum. Geldiğinden beri yüzüme daha iyi bakmıyorsun. Hani aramıza kimse giremezdi? Saraya dön Mehmet. Validen merak eder. Sana benziyor Mihrimah. İnşallah senin kadar güzel olur. Güzellik ne ki? Baht iyi olsun. Amin. En son düğününe gelmiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindi. Ve en mutsuzum. O günler geride kaldı abi. Düğünde gördüğün Mihrimah yok artık. Bir daha hiç görmeyeceksin onu. Bu hissi iyi biliyorum kardeşim. İnan bana iyi biliyorum. Sen hayatını değiştiremezsin, hayat seni değiştirir. Bağışlayın şehzadem, geldiğinizden haberim olmadı. Kardeşimi ve yeğenimi ziyaret etmek istedim. Bir sakıncası mı var? Haşa. Teşrifinize şeref verdiniz. Sultanım. Mercan ağa. Hünkârımıza geldiğimi haber ver. Emredersiniz sultanım. Gir. Hünkârım. Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Mahidevran, yaklaş. Hoş geldin, nasılsın? İyi değilim hünkârım. Hangi anne evladı sürgün edilmişken iyi olabilir ki? Sefer boyunca payitahtta kalacak olman beni çok memnun etti şehzadem. Kendimi daha güvende hissedeceğim. Son hadiselerden sonra seferde olmaktansa İstanbul'da kalmayı yeğlerim. Ben de giderken içim rahat gideceğim bir şehzadem. Gözüm arkada kalmayacak. Bu ne cüret? Sen bilmez misin ki benim kararlarım tartışılmaz? Bağışlayın. Zinhar öyle bir niyetim yok. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Mustafa sizin evladınız. Onu ne çok sevdiğinizi biliyorum. Elbette öyle. Bir şüphe mi var? Ben artık her şeyden şüphe eder oldum. Öyle şeyler yaşadım ki aklıma her şey geliyor. Şehzademin hatası yok demiyorum. Elbet var. Lakin hangi şehzade hata yapmaz ki? Vaktiyle siz de Manisa'daydınız. Orada neler yaptığınıza ben şahidim. Lakin bir kez olsun
rahmetli Sultan Selim Hanımıza isyan etmediniz. Aklınızdan bile geçirmediniz. Bunları neden dile getiriyorsun? Aldığım kararın bunlarla hiçbir alakası yok. O halde neden bu kararınızı, evladınızı kedere boğdunuz? Sizi kaybettiğini düşünüyor. Hünkârım, Allah şahidim olsun ki şehzadem size bağlı. Hem de tahmin ettiğinizden çok. Ne olur bunu ona yapmayın. Kalbini kırmayın. Yüreğin rahat olsun diye söylüyorum Mahidevran. Ne ben evladımı kaybederim, ne de evladım beni. Bu bir sürgün değil. Ceza hiç değil. Unutma ki Amasya, Devlet-i Aliye'nin en mühim sancaklarından biridir. Rahmetli Yüce Atam Sultan Beyazıt Han vaktiyle orada sancak birliği yapmıştı. Hünkârım, sizden ricam. Kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz. Bu hadisenin arkasında senin olduğunu biliyorum paşa. Bağışlayın şehzadem, neden bahsettiğinizi anlamadım. O elçiyi bana sen gönderdin. Sonra da iftiralarından hünkârımızı bana karşı zehirledin, öyle değil mi? Haşa şehzadem. Benim haddime mi düşmüş sizin arkanızdan iş çevirmek? Size kim ne söylediyse yalan söylemiş. Seni ikaz ettim Rüstem. Artık bir hanedan damadısın, zinhar böyle işlere karışma dedim. Şehzadem. Kes sesini de dinle beni. Her kime hizmet ediyorsan, söyle ona sanmasın ki bu yaptıkları yanına kalacak. Kararım kat'idir. Herkes için en iyisi budur. Çekilebilirsin. Anlaşılan o ki, ettiğim onca laf beyhudeymiş. Kararınızın arkasında kimin olduğu belli. Sen ne demek istersin? Kulağıma çalınan dedikodular diyorum hünkârım. Söylediklerine göre Hürrem Sultan senelerdir mahsus Mehmet'in sancağı çıkmasına engel olmuş. Malum şehzade 20 yaşında. Herkes bu yüzden olduğunu söylüyor. Onu Manisa'ya göndermek için. Hakları varmış. Derhal çık dışarı, bir daha da gözüm görmesin seni. Bu tayin bir hayli can sıksa da dünyanın sonu değil. Gidişat iyi değil kapıdan paşa. Benim yanımda olman her ne kadar bana gurur verse de bir yandan da tedirgin ediyor. Ne demek bu şehzadem? Benim yüzümden kimsenin canı yansın istemiyorum. Bilhassa da senin. Olacak olsa gerek çağır ünü açar. Gerek kalbin gen tut, gerek dağır. Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz. Ey saki. Baş gitse ayak payidar olmaz. Hürrem her yerde. Hünkârımızla baş başa görüşmenin bile mümkünatı yok artık. Gözü her an üzerinde. Belli ki hünkârımız da bu durumdan şikayetçi değil. Ne bekliyordun ki? İyice avucunun içine almış. Rüstem bir yandan, o bir yandan. Yazık. Kendi başına iş yaparsan olacağı bu. Mevzu bahis olan benim evladımın istikbali. Elim kolum bağlı oturmamı mı bekliyorsunuz? Mustafa'nın kim olduğunu bize mi anlatıyorsun? Senden çok bizim canımız yanıyor. O halde yardım edin sultanım. Bir şeyler yapmamız şart. Hünkârımız yakında sefere gidecek. O güne kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak.
Ondan sonra oturup ne yapacağımıza karar veririz. Anlaşıldı mı Hatice? Güzel. Ne olacak sultanım? Şah Sultan'ın söylediği gibi bekleyecek miyiz? Bilmiyorum Mahidevran. Sultanım, yanlış anlamayın. Lakin Şah Sultan'ımız mağlubiyeti çoktan kabul etmiş. Bize mani olmasına müsaade etmeyin. Ne demek istiyorsun sen? Rahmetli İbrahim Paşa'nın intikamını almaya yemin etmişti. Lakin hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu yapamadı. Lütfü Paşa azledildikten sonra gözü korkmuş. Belli ki vazgeçti. Paşa'nın kanı hala yerde. Sonra sizi dövüp ormana attılar. Şimdi Mustafa'mı sürdüler. Sultanım. Eğer bir şeyler yapmazsa evladımın da kanına girecekler. Gönlünüz razı mı buna? Thank you.